Donör bağışında bulunun, bir çocuğun hayatını kurtarma şansını elde edin. Tamam, çalışalım. Ne Seyyed abi? Çay Çalışalım, ne yapalım? içelim. Tamam, başla. Tamam. Evet arkadaşlar, bu da anımız. Evet Aralıktayız. Söyle. Evet arkadaşlar, bu da Bugün anımız. Aralıktayız de. Bugün aralıktayız Arı de. kontrol edeceğiz. Arı kontrol edeceğiz. Evet. İlaç vereceğiz. İlaç vereceğiz. Kovanı açacağız. Kovanı açacağız. Kontrol edeceğiz. Kontrol edeceğiz. Abone olmayı unutmayın. Anneyi unutmayın. Abone olmayı. Abone olmayı. Olmayın. Abone Abone olmayı Olmayı unutmayın. Unutmayın. Like atın. Ya kötü. Evet, hepinizi seviyorum. Hepimizi seviyorum. Aferin sana. Baba. Bisikletten de düştün sen. Erdoğan'ın Ay ne çamuru güzel. oldu. Ama kim çamuruna gel lan. Üstüne Baksana çamur ben de olmuş. orada yatıyorum. Suyun içine girmeyeceğim. Baba. İlaç Baksana şu veriyorum. haline bir bak güzel. Baba. Şimdi videomuzu devam ettirelim. Baba. Özgür. Baba. Bak Hüseyin abi bir şey Özgür, söyleyeceğim. videoyu devam ettirelim. Gel kovan açalım seninle. Gel kovanı Açabilir misin? açabilirim. Hadi. Bunu açabilirim. O zor olur. Öbürünü aç. A Baştakini aç. bunu Baştakini. açacağım. Öbür taraf var ya ilerideki. O da zor. Şunu. Özgür şunu. Şurada. Şunu en ya o da hepsini açtı ama ya biraz önce. Dur onları açma, onları açma. Onları açma. Ha, şu mavi aç en sondaki gel. Şu mavi aç hadi. Arı sokarsa ne yapacaksın? Kaçacağım. Kaçacaksın mı? Özgür. Geç arka tarafa. Özgür. Arı sokarsa, saldırırsa ne yapacaksın? Kaçın. Kaçacağım. Ben de kaçayım mı? Kaç. Beraber kaçalım hadi. Aç bakalım. Şimdi değil. Arı saldırırsa kaçacağız. Kovanı movanı bırak. Kaç tamam mı? Evet Özgür kovanı açıyor. Büyük bir cesaret örneği gösteriyor. Yardım edeyim mi açmana? Dur. Vay. Arılarımız. Anlat şimdi Özgür. Arılarımız güzel de. Biraz sesli söyle. Kontrolümüzü yaptık. Şerbetimizi verdik. Abone olun. Abone Yapma, arı saldırır. Yapma, arı saldırır mı? Tamam, hadi git babanın yanına. Kaçalım. Kaçalım şimdi, kaçma zamanı. Kaçma zamanı. Kaçalım. Kaçalım hadi. Kaç. Hadi kaç. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi Varova. Arıcılar Birliği bu konuda bizi bilgilendirmesi lazım. Bir mesajla Akdeniz bölgesinde ya da Antalya içinse Antalya bölgesindeki arıcılara mesaj gönderip ilaçlama şu tarihten şu tarihe kadar yapılacaktır diye. Biriyle beşi arası mesela. Tamam mı? Aynen Birinci öyle. ayın biriyle beş arası. Hatta öyle de değil. Şu ilacı da, şu üç ilaçtan birini kullanabilirsiniz diye de Hayır kardeş öyle değil bak. Şu ilaçları kullanacaksınız, bu ilaçlar bizde. Mevcut. Tamam mı? Zaten sen oraya kayıtlısın. Evet. Yaptığın yapmadığın da Ben de belli geldim. olur. Doğru mu değil mi? Evet. Ki en azından başka bir yerden 15 lira arıyorsan bizde 12 lira. Adam tamam yaptım diyecek Arkadaş belki. 15'te 15 satsın biz güvenilir ilaç satsın. Aynen öyle. Merdiven altı ilaçları bizi muhatap etmesin ya. Ya mesela sen kayıtlısın değil mi? Ama gelmiş ilaç almamışsın. Sen koymuştun o şeker amca. İlaç yaptın mı yapmadın mı bilmiyoruz. Değil mi? Bak bunu ben şimdi aklıma geldi. Almanya'da öyle yapıyorlar. Almanya'da gidiyor musun? Arıcılar Birliği'nden şeyini alıyor musun? İlacını veriyor musun o 15 günlük süre içerisinde? Evet. Arıcılar Birliği bakıyormuş listeye, tamam mı? İşte Ayhan Bey niye İlacı. gelmedi? Evet. İlaç almamış. Çalışalım. Hemen arıyorlar. İlacını al, Çıkardım. baronu yap, yoksa ceza keseceğiz. Aynen. Evet. Arıcı diyor ki, Çıkardım. eğer de biz bunu yapmazsak diyor,
Ceza kesiyorlardı. O yüzden diyor mecbur diyor ben bu ilacı gidip onlardan alıp iki tane mi üç tane mi ilaç ismi söyledi tamam mı? Seçenek bırakıyorlarmış. Evet. İster bunu yap ister bunu yap diyorlarmış. Tamam. Ama benden alacaksın diyormuş. Çünkü senden aldığı zaman Varroa ilacını yaptığı ortaya çıkıyor. Tamam ben onu diyorum. Ha. Ama işte ya ona evet, ben alacak. Unutmuştum bak. Bak ya ona alacak ya da faturayla ispatlandıracak. Tamam ben senden almadım ilacı ama filan firmadan aldım aha faturası. İlacımı yaptım diye ispat etmesi lazım. Anladın evet mı? Arıcılar Birliği'nden alırsa Arıcılar Birliği kazanır. Kazanırsa da bize daha iyi hizmet verir. Tamam. O da var. Amenna. Ama bizim millet Hint fikirli. Arıcılar Birliği'nde milleti zorlarsan sen sonra da derler ki sırf para kazanmak için bizi böyle şey mecbur tutar. Sorun değil. Adam ilacı nereden alıyorsan alsın ama Arıcılar Birliği'nde mevcut olsun yani. Seçeneği olsun adam. Zaten ucuza verirse kimse başka yerden almaz. Ya öyle de yani yine de herkes karşı gönlü bilir. Zaten sistem otursan o ucuza gelir abi. Şimdi sen adaysın yani. Ben adayım. Ben senin muhalefim. Bu durumda ben gelip senden ilacı alır mıyım? Rakibim ben sana. Başkanlığa aday olmuşuz ikimize. Evet işte öyle düşünmemek lazım ama. Ya biz öyle düşünüyoruz arkadaşlar. Biz tüm yapıyoruz. Öyle düşünüyoruz ya. İşte bir ama yapalım nereye başkanı alırız. Gençleri ona almayız. Bizim muhalif ya. Tamam ama standarta bindiği zaman adam Arıcılar Birliği diyecek ki gel kardeşim ilacını al. Böylece herkes denetlenmiş olacak. İşte sen otomatik olarak. Kanunla düzenlemeler bu şekilde olması lazım yani. Oradan arayıp da ya ben başka yerden alıp ilaç alalım diyemeyecek. Evet tamam. Yok, yok aslında. Devirse de şey yani faturasını getirsin. Ya işte uğraşmamak için. Evet. Uğraşmamak için. Direkt gitsin Arıcılar Birliği'nden zaten ucuz alıyorsa Arıcılar Birliği'nden en iyi Varroa ilacını alsın. Herkes de aynı ilacı kullandığı zaman aynı kalitede Varroa dökülecektir. Evet. Tamam mı? Aralarımızda da bir sıkıntı olmaz. Bu ne demek? Türkiye kazanacak demek. Baba. Ben baba, diyor almadığım zaman diyor orada gözüküyor diyor. Yusayı da bir ilacımızı vereyim. Verelim. İlacımızı vereyim. Verelim canım. Ben diyor mecburum diyor. Şu ayda yapmaya, şu saatte böyle yapmaya mi diyor. Aynen. Orada gözüküyor diyor. Bu kadar basit. Zaten en azından herkes hiç kimsenin aklına da girmiyor arkadaş. Hem kendine faydalı. Evet. O zaman sayı belli olacak. Bak. Kimlerde kaç tane aracı var belli olacak. Kalk kardeşim sen aşağı karamana götürüp koyamazsın diyebilecek Arıcılar Birliği. Orası olmaz. Yan tarafında başka bir yer var oraya geç. Doyuran'a geç diyecek mesela. Orada 500 tane açık var diyecek. Selam, yazık yani. Ta mesela adam doğudan geliyor. 1000 kilometre yol yapıyor. Ya da belki daha fazla 1500 Marmaris'e gidiyor. Bir bal alacağım diye. Adam evet, boş durup gidiyor. Yazık evet, değil mi ya? Çam'a gittiğimizde ne? Biz gittiğimizde neydi? Her taraf aracıydı. Ya geçen sene bu kadar yoktu diyor Hüseyin abi. Geçen sene yoktu. Duyan gelmiş. Geçen sene iyi oldu demişler. Bu sene de herkes oraya gelmiş. Yani bu işin çözümü ilçe tarıma ya da Arıcılar Birliği'ne kayıtlı olmak ve onlar tarafından denetleniyor olmak. Ve internetten biz bunu görmeliyiz. Nerede kaç tane kovan var? Evet. Tamam mı? Kim nerede bunlar bilinecek yani. Kayıt şart abi. Kayıt ve takip şart. Bunun en büyük şeysi bu. Ben bundan çok sıkıntı çektim ya. Nereye gittiysem ben, elim boş döndüğüm zamanlar oldu. Bal alamadım ya. Bir yaptırım olması lazım yani. Ben bal alamayınca şey abi arılarımı çoğaltamadım. Evet. Hep cebimden hep cebimden. Nereye kalın? Yani ondan sonra destek işte 15 lira olsun. Ya desteği isterse hiç vermesin. Yeter ki ben balımı alayım kazanayım. Evet. Arıma bakayım bana destek vermesi de olur. Ne yapıyor devlet? Sana al destek al destek bedava destek hesabı. Ya kardeşim bana destek vereceğine bana bir sistem göster. O sistem içinde ben tamam mı? Ne yapacağımı bileyim. O bana destek vermeyle gerek kalmaz yani o zaman. Ben gittiğim yerden bal alabileyim. Arımı çoğaltabileyim. Daha ben sana destek niye alayım? Varroa konaklamayla çözülür. Bal alma konaklamayla çözülür. Yazın nereye gittik abi? Akçaköy'e gittik. Ne üzerine gittik? İyi bal oluyor diye gittik. Neydi gittiğimiz şey? Çiçek. Lavanta. Lavanta. Tamam belki iyi güzel çiçek vardı. Güzel bal oluyor belki ama. Bir sürü çiçek vardı. Üstünde bir sürü. Çok fazlaydı. Her taraf aracı. Çiçeklerin üstünde gördün değil mi? Arı o kadar çoktu ki. O kadar çok geziyordu ki. Yani boş geziyormuş ama. Evet. Boş geziyormuş. Çünkü bir çiçeğin üstünde dedim yani bir pastayı 4 kişilik pasta alınmış. 10 tane misafir gelmiş. Ay şimdi şöyle bir şey var. Dikkatimizi çeken hiç dikkatini çekmedim. Şimdi bir lavanta şeyin üzerinde kaç tane çiçek var? 47 tane çiçek oluyor. 47 tane çiçek var. Ve o arılar hepsinin üzerinde geziyor değil mi? Evet. Bir arı şöyle olur. Mesela bu çiçeğe konduğu zaman oraya bir koku salgılayıp diğeri gelmez değil mi? Bilmiyorum öyle bir şey var mı? Belli bir zaman gelmez zaten çünkü oradan alınmış. He alınmış diye. Ama bu arı buraya geliyor bunu alıyor diğer arı ona geliyor. Evet. Demek ki yok. Yani şey yok.
ki. Biz de onu gördük zaten. O da konaklamaya dönüyor iş. Yiyecek yok. Hani bir ihtimal bulabilir miyim acaba? Özgür gel, ilaç veriyoruz. Gel sen de bak. Şeyin amca verecek. Nasıl heyecanlı geliyor ha, ilaç vereceğim diye. Arıya bakacağım diye. Tamam vereceğiz. Yok yok, sen ilaç dokunma. Özgür, seni arıcı yapacağız biz, tamam mı? Arıcı yapacağız. Tamam, yine düşmüş bak. Yine her tarafın çamur yapmış ya. İlaç. Evet. İlaç. Evet. Arıya ilaç vereceğiz de. Arıya ilaç vereceğiz. Evet. Amcası ver de yapsın amcası. Ben çalışırım. Tamam bak, şöyle abi çalışıyor. Biz de yapalım. Baba başlık gelsin. Gerek yok, o kişi çekeyim. Kaç kuş yapıyorsun? Yedi mi abi? Alttan çıkıyor duman. Evet, iyi polen geliyor şu an ya. Polen geliyor. Polen geliyor da yine de yavruyu kestiğine göre kış yakındır abi. Evet. Arkadaşlar bugün ayın 12. ayın 17'si. 2019.